Her ise yani keşkek pişirmesini Peygamber Efendimize Cebrail aleyhisselam öğretti. Her ise insanı çok kuvvetlendirir. Bütün peygamberler aleyhüsselam arpa ekmeği yemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabak tatlısını ve mercimek çorbasını av etini ve koyun etini severdi koyunun kol ve göğüs ve kürek tarafını severdi oğlağın kürek etini çok severdi oğlak etinin hazmı kolaydır herkes için uygundur erkek hayvan eti dişiden ve esmer et beyazdan daha kolay hazm olur hazmının kolaylığı ve lezzeti bakımından koyunun eti ineğin sütü daha iyidir Av etlerinin en iyisi geyik etidir. Tavşan eti helaldir. Kuş, piliç eti herkes için iyidir. Kümes hayvanlarından eti en iyi olanı tavuktur. Sirke en faydalı yemektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sirke ne güzel yiyecektir buyurdu. Üzümü ekmekle yemek sünnettir. Hurmayı tek yemek sünnettir. Kuru üzüm, ceviz, badem yemek sünnettir. Balda şifa vardır. Yetmiş peygamber aleyhimüsselam, bala bereket ile dua etmiştir. Resul aleyhisselam hurmayı çok severdi. Hurma ile kavun, karpuzu birlikte yerdi. Kavun, karpuz böbrekleri temizler, baş ağrısını giderir solucan düşürür. Gözlere kuvvet verir. Senin şerbetleri çok severdi. Pilav yerken salavat-ı şerife okumalıdır. Hadisi i şerifte baklayı kabuğu ile yemek methedildi. edildi. Habbetüs sevda yani şunis çörek otu dertlere devadır buyurdu. Cevizi peynirle yemek şifadır. Bunları yalnız yemek zarardır. Bir şey ile beraber yemelidir. Üzüm çekirdeği zararlıdır. Üzüm salkımını sol eline alır. Üzümü sağ el ile yerdi. Ayva kalpten sıkıntıyı giderir. Hamile kadın yerse çocuğu güzel olur. Her kavun, karpuz ve narda bir damla cennet suyu vardır. Bir narı Yalnız yemeli. Bir damlası boş yere gitmemelidir. Nar, çarpıntıya iyidir, mideyi kuvvetlendirir. Et kısmıyla birlikte sıkılıp içilirse safra söker, pekliği giderir. İncir, kalbe ferahlık verir. Kuluncu, sindirim organı sancılarını giderir. Yeşil hıyarı tuz ile yemek, cevizi hurma ile, bal ile yemek sünnettir. Kereviz, unutkanlığı giderir, idrar söker, kan ve süt yapar. Karaciğeri temizler. Harşef, yani enginar, safra taşını eritir, kanı temizler, damar sertliğine iyi gelir, ter kokusunu da giderir. Tatlı yapılan kabak suyu, göz ağrısına sürülür. Zehirsiz ak mantar yemek caizdir. Bir memlekete gelenin önce biraz çiğ soğan yemesi sıhhate iyidir. Soğan mikroplara karşı koyma gücünü arttırır. Soğandan sonra kereviz yenirse fena kokusunu giderir. Sedef otu yemekle de kokusu gider denildi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem son yediği yemeğin içinde soğan vardı. Soğan ve sarımsağı pişmiş olarak giyiniz buyururdu. Bunların kokusundan melekler incinir. Turup idrar söker. Hazmı kolaylaştırır. Balçık, kil yememelidir. Haramdır. Rengi ve kuvveti giderir. Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Üç şey ahmaklıktır. Diş ile tırnak uçlarını yemek, sakal yolmak, ve balçık yemek. Hadisi i şerifte, Allahü Teala kuluna dert vermek isterse, sakalını yolmayı ve tırnağını ısırmayı adet eder, buyuruldu.